Nedenle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda yapabilecek çalışmaları araştırdık. Bu amaçla teknik ekiplerimizle yaptığımız işçilerden neticesinde bu işi kaynağından çözmek amacıyla Yelko Köyü'nde Güneş Enerji Santrali GES yapmaya karar verdik. Burada Sayın Müfettiş Hüseyin Bey'e de teşekkür ediyorum. Müfettişler hep denetlemeye gelmezler, rehberlik için de gelirler. Bu giderlerimizi konuştuğumuzda bize GES enerjisi düşünüp düşünmediğini sorduğumuzda bize dedik niçin olmasın dediğimizde gerçekten onun bilgilerine yararlandık. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bir belediyenin kendi ayaklarının üzerinde durması için mutlaka bilgi edinimi olması gerekiyor. Bu kapsamda 2019 seçimlerinden hemen sonra başladığımız çalışma kapsamında Yaykut Su Havzamızda Dünya Bankası Kredi Güneş Enerji Santrali GES yani yeni enerji tarlası yapıyoruz. Böylelikle bu mevkide kuyu sularının elektriği, tevhid istasyonlarımızı ve belediyemizin enerji ihtiyacı karşılamış olacağız. Arkadaşlar, Gerze'mizde iki tane su kuyusu, bunların yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi'nin fosfetiklerinin aktığı hemen Saybar'ın yanındaki tevhid, İskele'nin başındaki yine bir fosfet çukurumuz var. O da terfi, ikinci terfimiz. Üçüncü terfimiz hemen Hamidiye Mahallesi altındaki halı sahanın yanındaki üçüncü terfimiz. Hep buradan da basıyor makinelerimiz. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki derin deşarja basıyor. Oradan da temizlenerek 2 kilometre denize basılıyor. Hepsinin bunları enerjiyle olan şeyler. Biz ana elektriği başlayacağız. Bizim kullandığımız elektrik bedeli buradan düşmüş olacak. Belediyemize yaklaşık olarak aylık yazın, işte kışın 1,5 milyon, yazın da 2 milyonu bulmaktadır. Niçin yazın 2 milyon? Çünkü bu yaz çevre mühendimizin giderlerle, gider sularından araştırdığına göre 65 bin nüfusunun olduğunu gözlemledik. Bu da Gerze Belediyesi büyük bir yük yapmakta. 900 kahvalı planlanan ve 12 dönüm üzerinde kurulacak olan enerji tarlamıza 2850 adet panel yerleştireceğiz. Kısa zaman içerisinde ihale açacağız. Enerji tarlamızı 2 ay gibi kısa sürede üretime geçmesini planlıyoruz. Şu anda Kırıkkale'nin Keskin ilçesi ile Sinop'un Gerze ilçesi Türkiye'de Dünya Bankası kredisi enerji tarlasını yapan ilk iki belediye olacak. Biz gittiğimizde gerçekten Kırıkkale'de gördük Keskin ilçesini. Bunlara peşinden bizim fizibilite yapan kardeşimiz de açıklayacaklardır. 8 tane belediye var. Bunun peşinden de 51 belediye sıra bekliyor şu anda. Şu anda uygulama olarak Türkiye'de 2 belediye var. Bir tanesi Keskin ilçesi Kırıkkale'nin, bir tanesi de Sinop Gerze ilçesi. Tüm prosedürler tamamlandı. 5 yıl geri ödemesiz 25 ay vadeyle Gerze'miz yeşil enerjiye kavuşacak. 5 yılın 25 yıl. 25 yıl. Evet. Ama bunun 25 yılın sanıyorum 5 yılı geçti sayılacak. Mayıs'ta ödeme yapılacak ilk ödeme. Çünkü biz ilk geldiğimizde başladık. İşte biliyorsunuz zaten bir yıl selle geçti. İkinci yıl, üçüncü yıllar pandemiyle geçti biliyorsunuz. Geride 2 yıl kaldı. 2 yıl içerisinde yaptıklarımızı herkes görüyor zaten. Gerizimize hayırlı olsun inşallah. Projenin hayata geçmesinde emeği olan Sünnet Milletimiz Sayın Doktor Nazım Mamış Bey'e, belediye meclis üyelerimize, İller Bankası Eski Genel Müdür Yardımcımız Emrah Baydemir Bey'e, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Altun Taşdemir Bey'e, çağrı mektubu bağlantı anlaşmanı sağlayan Ferhat Özer Bey'e, fizibilite çalışmalı yapan danışmanımız Abdülhamit Bağdat Bey'e, proje destekten dolayı Gerze Belediyesi İçişleri Müdürü Özgür Bey'e, İmar ve Şehircilik Müdürü Gönül Erol Hanım'a, Yazıcılar Müdürümüz Mustafa Özdemir Bey'e, Çevre Mühendimiz Uğur Çetin Bey'e, Satın Alma Sorumlusu Taylan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerze'mize hayırlı uğur olsun diyorum. Başkanımıza açılış ve bilgilendirme konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere proje danışmanı Sayın Abdülhamit Bağdat Beyefendi kürsüye arz ederim efendim.
Evet, değerli kaymakamım, sayın başkanım, hepiniz hoş geldiniz değerli katılımcılar. Biz de Dünya Bankası'nın Türkiye'deki yerel yönetimlere sağlamış olduğu finansmanda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yerel yönetimleri bu krediyle buluşturuyoruz. Tabii bu projeler Türkiye'nin iklim değişikliğiyle uyum çerçevesinde oldukça önemli projeler. Türkiye'nin enerjide bağımsız hale gelmesi konusunda da yenilenebilir enerji yatırımlarının daha fazla hayata geçirilmesi oldukça önemli. Bu anlamda büyük adımlar ülkemizde atıldı. İlk iki, başkan Bey'in de bahsettiği gibi ilk iki belediye belirlendi. Bunlardan biri Kırıkkale Keskin Belediyesi, diğeri de Sinop Gerze Belediyesi. İlk Dünya Bankası finansmanlı güneş enerji santrali yatırımı için finansman alacak belediyeler. Projemiz 1170 kilowatt pik kurulu güce sahip, yaklaşık 900 kilowatt elektriksel güce, çıkış gücüne sahip olacak. Yılda 1.783.000 kilowatt saat enerji üretimi öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 5.350.000 TL'ye eşdeğer bir enerji bedeline karşılık geliyor. O da yaklaşık 175.000 dolar gibi bir rakam yapıyor. Yıllık böyle bir tasarruf sağlayacak. Proje gelişimi itibariyle oldukça güzel bir proje. Kısaca projeyle ilgili teknik detayları bahsedeyim isterseniz. Burada bir terfi istasyonu yanında kurulacak projemiz. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor. Üretimle tüketim aynı ölçüm noktasından bağlandığı için projede herhangi bir dağıtım bedeli ve herhangi bir dağıtımdan kaynaklı enerji kaybı olmayacak. Bu da projenin yer seçiminin ve projenin gelişim sürecinin doğru yapıldığı anlamına geliyor. Projenin ilk izinlerinin 2019 yılında alındığını görüyoruz. Tabii bu projeler yapım aşamasıyla kısa süreli projeler. Bugün artık halkın katılım toplantısındayız. Herhalde yaklaşık ihale süreciyle beraber 6 ay içerisinde güneş enerji santralini yerinde işletmede göreceğiz. Ama bunun arkasında yaklaşık 2019 yılında ilk izin alındığına göre yaklaşık 5 yıllık bir proje gelişim süreci var. Ben de burada herkesin önüne bütün ekibe, başta başkan bey olmak üzere teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu enerji santrali projeleri birçok kurum ve kuruluştan izin, görüş ve onay alınması gereken projeler. Ciddi bir emek sonucunda da artık inşaat aşamasına geçilebiliyor. Dolayısıyla artık inşaat aşaması son aşamaya geldik. Artık ilk önce bir müşavir firma, daha sonra da bir müteahhit firma belirlenmesi suretiyle tesis işletmeye girecektir. Tesisin çevresel ve sosyal anlamda etkilerini arkadaşım Ceren Hanım bahsedecek. Ama kısaca yaklaşık yılda 1.783.000 kWh enerji üretimi, bu da yaklaşık 1485 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer bir enerji üretimi demek. Yılda da 387 ton 30 yıl tesisin üretim yapmasını öngörüyoruz. O da yaklaşık 11.385 ton kadar bir karbon salınımının önüne geçecek gibi gözüküyor. Evet, teşekkür ederim ve sözü Ceren Hanım'a bırakıyorum. Öncelikle herkes hoş geldi. Sevgili Kaymakam Bey ve Başkan Bey huzurunda da herkese bu projenin hayırlı olmasını hani temenni ediyoruz. Çünkü gerçekten güneş enerjisi projeleri yenilenebilir enerji aslında sektör içerisinde dahi hani en temiz aslında proje türü olarak biliniyor. Bu bilimsel çalışmalarla da hani teyit edilmiş vaziyette. Doğaya ve çevreye olan zarar düzeyi en düşük enerji türü. Biz çevresel ve sosyal yönetim planı hazırladık. Bu çünkü Dünya Bankası'nın şart koştuğu bir plan türü. Burada proje alanı küçük olduğu için ÇED süreçlerinin zaten hani yasalar gereği ÇED gerekli değildir raporu var. Ama Dünya Bankası ÇED gerekli olmasa bile çevresel ve sosyal bir değerlendirme yapılmasını her zaman şart koşuyor. Aslında bu tam olarak da yaptığımız çalışma bunu kapsıyor. Biz burada neleri inceledik? Öncelikle proje alanının coğrafi konumunu inceledik. Gerze yerleşim alanının kuzeyinde yer alıyor. Yaklaşık 1-2 kilometre kadar kuzeyinde yer alıyor. Ve aynı zamanda bir dere yatağına yakın aslında bulunuyor. Sarımsak çayı olarak bilinen. Bu sarımsak çayı üzerinde taşkın riskini inceledik.
Taşkın riski bu alanda daha önceki yıllarda bulunuyor. Ancak DSİ'nin bu dere üzerinde yapmış olduğu çalışmalarla taşkın önleme çalışmaları yapılmış. DSİ tarafından uzun yıllardır bu alanda ciddi anlamda bir taşkın yaşanmıyor. Yani bu verileri biz elde ettik. Daha sonrasında bunun zaten alanın yakınında olmasına rağmen bir risk bulundurmadığını, bunun düşük bir risk taşıdığını belirttik. Çünkü aşırı hava olayları malumunuz gün geçtikçe artıyor. Nelerle, ne şekilde aşırı hava olaylarıyla, iklim değişikliği nedeniyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bu nedenle taşkın riski düşük olmasına rağmen taşkına yönelik önlemler yine bu projede alınmış vaziyette. Bu alanın içerisinde başka nelere dikkat ettik? Deprem riskine dikkat ettik. Deprem riskinin maden tetkik, arama ve AFAD'ın veri tabanları üzerinden inceleyip bu alana yakın bir fay hattı var mı? Bunu inceledik. Gerze'ye çok yakın aslında bir fay hattı bulunuyor. Ancak bunun etkisi, yani deprem üretme etkisi oldukça düşük. Bu deprem seviyesi açısından yaklaşık çok özür dilerim, 3. derece deprem bölgesi olarak gözüküyor. Burada fay bu fayın deprem üretme kapasitesi düşük olması gibi düşük depremler yani üretiyor büyüklüğü. Ama yine de buna yönelik de önlemler alınması gerektiğini belirttik. Yani bu nasıl önlemler? İşte panellerin sağlamlaştırılması, zeminde herhangi bir yer hareketi dolayısıyla panellerin yerinden oynamaması. Zaten paneller çelik konstrüksiyon vesaire olduğu için aslında deprem dayanıklı malzemelerle inşası yapılacak olan bir tesis. Bunun dışında neler başka çevresel ve sosyal etkileri olabilir? Kültürel miras, yani herhangi bir çevresinde arkeolojik ya da tarihi bir kalıntı bulunmuyor. Bu da aynı zamanda bir avantaj. Dünya Bankası bu tip alanlarda yakın olmasına, yani herhangi bir güneş enerji santralinin bu gibi doğal ve kültürel varlık alanlarına yakın bulunmasında tasvip etmiyor ki bu açıdan da projenin yeri, konumu avantajlı Gerze açısından. Zaten hani az önce Abdülhamit Bey de bahsetti, başkanımız da bahsetti. Terfi istasyonuna da yakın olması çok büyük bir avantaj. Enerji nakil hattı kurulumu gerektirmeyecek. Bu da aynı zamanda bir tasarruf. Yine bahsedildiği üzere başka ilçelerde de hani projeler var. Buralarda enerji nakil hattının olması ekstra projenin bütçesini artıran bir koşul olmuş oluyor. Dolayısıyla Gerze'deki seçilen konum bu açıdan da avantajlı. Sosyal olarak ne gibi faydalarını göreceğiz projenin? Projenin inşaat aşamasında belirli sayıda bir istihdam olacak. Ama bu işletme aşamasına geçtiğinde, yani bu inşa aşaması 6 ay kadar sürecek. 6 aydan sonra işletme aşaması için en az 3-4 kişinin burada düzenli olarak belediye bünyesinde istihdam edilip burada çalışması gerekecek. Ancak bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Kendi kendine yeten bir Gerze ilçesinin olma yolunda, yani enerjisini kendi üreten Gerze olma yolunda bunun kurumsal olarak, belediye olarak ilk adımının atılmış olduğunu düşünebilirsiniz. Bu gibi projelerin bu projedeki karlılık oranları ve elde edilen tasarruflar göz önünde bulundurulduktan sonra bu gibi projelerin artacağını gözlemleyebiliyoruz ya da tahmin edebiliyoruz. Çünkü elektriğe harcanan, yani özellikle şu anda Gerze'nin sickle slow'da olmasıyla birlikte 2017 yılından sonra yaz aylarındaki ilçe nüfusunun kış nüfusundan 2-3 kat arttığını görebiliyoruz. Bunun dışında dediğim gibi bu tarz risklerin, yani düşük olmasına rağmen bu risklere karşı önlemler alındı. Bunun dışında bir de
paydaş analizi ve şikayet mekanizması geliştirildi. Paydaş analizi dediğimiz nedir? Aslında bu projeden etkilenen tüm Gerze halkıyla başlayarak en hani ilgili ve ya da işte ulusal düzeyde ilgili kurumların belirlenmesi. Paydaş analizinde doğrudan işte Yaykıl Köyü'ndü. İlk önce tabii ki Yaykıl Köyü ve diğer Gerze mahalleleri etkilenen mahalleler olarak belirlendi. Ve daha sonrasında da yerel yönetimler olarak ilçe belediyesi, kaymakamlık ve diğer aslında kurumlar, yani bakanlıkların taşra teşkilatları, kalkınma ajansı vesaire gibi. Tabii bunların dışında akademik olarak işte üniversiteler, Sinop merkezindeki yerel kurumlar ve çevre mühendisleri odası gibi mesleki örgütleri ya da güneş enerjisiyle ilgilenen sivil toplum kuruluşları gibi aslında birçok taraf belirlendi. Tabii ki bunların da ilgi düzeyine göre belirlendi. Bunun dışında bu halk katılım toplantısı aslında tüm paydaşlara, az önce saydım, bu paydaşlara yönelik bir süreç ve biz bu süreci aslında bilgilendirmek amacıyla yapmakta olup ve gelecekte de bu gibi paylaşımların devam etmesinin aslında bir başlangıcı olarak da görebilirsiniz yine bu toplantıyı. Çünkü bir Dünya Bankası'nın yine ön koşulu olan bir şey var, şeffaflık ve katılımcılık. Bunun da bir neticesi olarak, bu ilkesinin de bir neticesi olarak hem bilgilendirme toplantıları, düzenli olarak güneş enerjisiyle ilgili yıllar içerisinde yine benzer toplantıların yapılması gerekliliği ve aynı zamanda da bir şikayet mekanizmasının oluşturulması. Şikayet mekanizması ise yine belediye bünyesinde kurulacak olup mevcut aslında şikayet sistemiyle entegre edilecek. Burada farklı bir durum var. Şikayet yani güneş... bunun dışında başka ne gibi şeyler var bu çevresel ve sosyal yönetim planında? Bir izleme mekanizması var. Bu izleme mekanizması da alınan önlemlerin, yani taşkın için ya da deprem için ya da burada yapılacak olan işte inşaat faaliyetleri sırasında örneğin gürültü kirliliğini önlemek, hava kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerin düzenli takibinin yapılması gerekiyor. Yani inşaat aşamasında yaklaşık 3 ayda bir, işletme aşamasında ise 6 ayda ya da yılda bir olmak üzere izleme raporlarının oluşturulması, İl Banka ve Dünya Bankası'na iletilmesi gereklilikleri var. Bu izleme mekanizması da yine düzenli olarak, ihtiyaca bağlı olarak gelecek yıllar içerisinde de revize edilme olanağı var. Bunun dışında... Sonra da yine çalışacak santral. Bunu atmayacağız. %80'e düşecek, 70'e düşecek. Bizim bölgedeki ömrü uzun. Bizim 900 kahva değil, bir de 300 kahvalık projemiz var. O da onaylandı. Onun da izini aldık. Sanırım Dünya Bankası'ndan kredi çıktı. O da değil mi Abdülhamit Bey? Ben aramıştım, çıktı dedi. O da şey için pazar yeri çatı güneş santrali. O da 300 kahva. İkisi devreye girdiği zaman büyük bir katkıda bulunacak buraya. İnşallah.